bizim kongremizin hemen arkasından malum Ramazan ayının gelmesi, işte insanların yıllık izinlerini kullanması falan gibi sorunlar nedeniyle biz bu protokol ziyaretlerimizi Eylül ayına ertelemiştik. Dolayısıyla ilk ziyaret etmemiz gereken Karabük'te siz olduğunuzdan dolayı da bugün ilk ziyaretlerimizden birini size ayırdık. Mutlaka bizim ilimiz için en önemli katma değerlerden bir tanesisiniz siz. Şimdi kent konseyi olarak bizlerin öncelikli olarak görev tanımımıza baktığımız zaman diyor ki bir hemşerilik vizyonu ve bilinci geliştireceksiniz diyor. Biz Karabük'te bir hemşerilik bilinci geliştireceksek bu çerçeveyi geniş tutmamız gerekiyor. Çünkü biz Karabük olarak kozmopolit bir toplumuz. Ama bizim inşallah yarın öbür gün bizim bir hemşerilik beratı, bir hemşerilik anahtarı gibi bir şey vermek gerekirse ilk takdim etmemiz gereken kişilerden bir tanesi de sizsiniz. Çünkü her ne kadar zaman zaman sizi Konyalı diye ansalar da siz artık Karabük'ün gözünde Karabüklü oldunuz. Çünkü işte 1937-38'lerden bu yana Karabük'e ilk harcın konulmasından bu yana yapılan hizmetler noktasında çok önemli insanlar var mutlaka. Ama siz o son 8 yılda ortaya koyduğunuz performansla bu hemşerilik beratını, bilincini, ünvanını en çok hak eden büyüklerimizden, arkadaşlarımızdan bir tanesiniz inşallah. Biz sizi artık Konya'lı değil, Karabüklü Rektör Hoca diye anmak istiyoruz bu manada. Bu sebeple de ilk ziyaretimizi sizle başlamak istedik. Ancak ben her ne kadar arkadaşlarımızı siz Karabükleri uzun zamandan beri tanıyor olsanız da nezaketen bir tanıtma istiyorum müsaade ederseniz. Ben hemen yanından başlayayım. Kasım Özcan Bey, Belediye Meclisi Üyesi, aynı zamanda Maden Mühendisleri Üyesi Başkanı, Yürütme Kurulu Üyesi. İrfan Kartal Bey, Belediye Başkanımızın özel kademe belediyemizin, bizim de Genel Sekreterimiz. İbrahim Bey, Muhtarlar Derneği Başkanımız. Celal Bey, Türk Bürosen temsilcisi olarak memurları temsil eden bir arkadaşımız. Ulu Bey, tabii ki sanayi kenti Karabük'te olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi, çalışanlarımız, işçilerimiz olsun, çelik hissedilmesi temsilcisi. Fatih Bey, gene olmazsa olmazlarımız ticaret odası temsilcisi olarak buradalar. Bugün aramızda bulunamayan birkaç arkadaşımız var. Onlardan bir tanesi Emekliler Cemiyeti Başkanımız Celal Bulut. Şu an başkanlar olduğu için bulunamadı. Çok selamlarını iletti size. Ziya Hüsam Bey, Karabük Spor'la ilgili bir randevusu olduğunuz için çok selamlarını iletti, özür diledi. Kıvanlı da bizim balı temsilcimiz duruşması olduğundan dolayı gelemedi. Onlara da selamlarını iletmiş olayım. Üzerine kalmak üzere. Evet, ben de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yeni yönetimin şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Çok güzel bir ekip seçilmiş. Tabii hepiniz de çok uzun zamandır bir arada birlikte çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımızın hepsi şimdiye kadar cemiyet faaliyetlerinin içerisinde bulunmuş ve Karabük'ü bir adım daha ileriye götürmek için şimdiye kadar mücadele vermiş seçkin insanlardan, bireylerden oluşuyor. Bu ekiple daha güzel işler yapmak mümkün olacağını düşünüyorum. Tabii şehrimizin önemli dinamiklerinden bir tanesi de üniversite. Hemşericilik ruhunu geliştirmek elbette önemli. Gelen misafirlerimiz de Karabüklü yapmak en büyük ideallerimizden bir tanesi olması gerekiyor. Bugün 100 bin nüfuslu bir şehirde 40 binin üzerinde misafirimiz, öğrencimiz var. Bunlar üniversitelerini bitirip iş hayatına atıldıkları zaman Karabük şehrinin fahri elçileri olacaklar. Şehirle güzel anılarla ayrılmaları halinde her zaman Karabük halkını, Karabük şehrini referans noktası olarak göstereceklerdir. Ben şimdiye kadar Karabük halkının Karabük Üniversitesi'ne özellikle öğrencilerine sahip çıkmasından dolayı sizler aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben Karabük şehrinin geleceğinin çok parlak olduğuna inanan biriyim. Özellikle çevre illerimizle mukayese ettiğimiz zaman, diğer üniversitelerimizle mukayese ettiğimiz zaman tercih edilebilirlik veyahut da personel açısından Karabük Üniversitesi'nde
çalışma, burada öğretim üyesi olma arzusunda olan çok sayıda insan var. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu mutluluğu da ben Karabük halkıyla birlikte oluşturduğumuza inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde el birliğiyle şehrimizi, üniversitemizi bir adım ileriye taşımak için üzerimize düşen ne görev varsa hepsini şimdiden taahhüt ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.